Değerli arkadaşlar mutlak değerli denklemleri anlatmaya çalışacağım. Birinci özelliği mutlak değer içinde fx eşittir 0 ise fx eşittir 0'dır. Örnek olarak 2x eksi 4 mutlak değer içinde eşittir 0 ise arkadaşlar kesinlikle siz bu 2x eksi 4'ü nereye eşitlemek zorundasınız? 0'a ve burada 2x eşittir kaçtır arkadaşım? 4 ve her tarafı 2'ye bölersem x eşittir kaç bulunur? 2 harikasınız. Eğer arkadaşlar bu ifade 3x artı 1 eşittir 0 ise tekrar söylüyorum 3x artı 1'i kime eşit diyorsunuz? 0'a ve 3x eşittir kaç çıkar arkadaşlar? Artı 1 öbür tarafa. Eksi 1 gider ve her tarafı kime bölersem? 3'e bölersem x eşittir kaç bulunur? Eksi 1 bölü 3 bulunmuş olur. Arkadaşlar bu ifade x eksi 1 bölü 2 eşittir 0 bile olsa x eksi 1 bölü 2'yi kime eşit diyorsunuz? 0'a ve x eksi 1 eşittir 2 ile 0 çarpı 0. Burada x eşittir kaç bulunur arkadaşım? 1. Arkadaşlar isterse bu ifade x eksi 4 artı y eksi 5 eşittir 0 ise bile bu ifadenin toplamının 0 olabilmesi için kesinlikle x eksi 4'ün de 0 ve y eksi 5'in de ne olması gerekir? 0 olabilmesi lazım. Mutlak değerli ifade sıfır veya pozitiftir. Sıfır veya pozitiftir. İki pozitifin toplamı ne olamaz? Sıfır olamaz. O zaman ikisi de sıfır sıfır olabilir. X eksi dördü kime eşitledim arkadaşlar sıfıra? Y eksi dördü kime eşitledim? Sıfıra. X eşittir burada kaç bulunur? Dört. Peki Y burada kaç bulunur? 5 şeklinde bulunmuş olur. Birinci özelliğimiz neymiş? Mutlak değer içerisinde fx eşittir 0 ise kesin fx ne olmak zorunda arkadaşlar? 0 olmak zorundadır. İkinci özelliğimle devam ediyorum. Arkadaşlar fx mutlak değer içinde eşittir a ise fx eşittir a veya fx eşittir eksi a'dır. Ama burada a sıfırdan büyük olmak zorunda. Neden? Sıfırdan büyük olmak büyük olmak zorunda. Neden? Çünkü arkadaşlar mutlak değerli ifade negatif olamaz. Onun için bu a sayısının sıfırda büyük olma zorunluluğu vardır. Örnek olarak arkadaşlar 2x eksi 4 eşittir 6 olsun. Çözüm kümesi nedir diye sorulursa bize biz şöyle yaparız bu soruyu. 2x eksi 4'ü eşittir 6 derim. Ve ne derim arkadaşlar? Lütfen söyleyin. 2x eksi 4 eşittir. Eksi 6 derim. Burada 2x eşittir. Kaç bulunur? Eksi 4 öbür tarafa artı 4 geçer. Kaç olur? 10. Her tarafı 2'ye bölerim. X eşittir. Kaç bulundu? 5. Peki arkadaşlar 2x eşittir. Eksi 4 öbür tarafa kaç geçer? Artı 4. Peki artı 4 ile eksi 6'yı toplarsam eksi 2. Burada x eşittir kaç bulunur? Eksi 1. Çözüm kümem ne olmuş oldu? Eksi 1'e 5 olmuş oldu arkadaşlar. Hocam siz bu ifadeyi neden 6'ya bir de eksi 6'ya eşitlediniz? Değerli arkadaşım biz mutlak değer 6'nın da 6. Mutlak değer eksi 6'nın ne olduğunu biliyoruz? 6 olduğunu biliyoruz. O zaman 6 da 6 çıkıyor. Eksi 6 da 6 çıkıyorsa şu ifade değerli arkadaşım ya 6'dır ya da nedir arkadaşlar bu ifade? Eksi 6 olmak zorunluluğu vardır. Peki bir sonraki özelliklerimle devam ediyorum. Arkadaşlar mutlak değer içinde fx eşit mutlak değer içinde gx olmak üzere fx eşittir gx veya fx eşittir eksi gx olmak zorundadır. Bir örnekle bunu anlatmaya çalışayım. Değerli arkadaşlar eğer x eksi 2 mutlak değer içinde eşittir x artı 1 ise bunun çözüm kümesini bulabilmemiz için çözüm kümesini bulmamız için şöyle yapmamız lazım. x eksi 2'yi bir x artı 1'e eşitliyorum. Bir de arkadaşlar x eksi 2'yi bunun eksilisine eşitliyorum. Eksi x eksi 1'e eşitliyorum. Olur mu? Olur. Peki ne yapmış oldum? Mutlak değer içinde fx eşittim. Mutlak değer içinde g(x) e, fx eşittir. gx veya fx eşittir. Eksi gx'tir. Ben de ne yaptım bundan dolayı? x eksi 2'yi bir x artı 1'e eşitledim. Bir de x eksi 2'yi kime eşitledim? Bu ifadenin eksilisine eksi x eksi 1'e eşitledim. Peki arkadaşlar şu eksi x bu tarafa artı x gelir. Doğru mu? Doğru. Eksi 2 öbür tarafa nasıl geçer? Artı 2. Burada bir de eksi 1'im var. Peki 2 x eşittir kaç oldu arkadaşlar? 1 x eşittir burada kaç bulunur? 1 bölü 2. Harika. Peki burada x'ler bu tarafa eksi x geldi. Buradaki x buraya eksi x geldi. Eksi 2 öbür tarafa artı 2 artı 1 oldu. x'den x çıktı 0. Eşittir kaç? 3. Peki arkadaşlar 0 3'e eşit olabilir mi? Olamaz. O zaman bu çözüm kümesi değil. Burada bir çözüm kümesi bulamayız. Burada bulabilir miyiz bir çözüm? Evet bu denklemin çözümü x eşittir kaçtır? 1 bölü 2'dir. O zaman çözüm kümemiz kaç oldu arkadaşlar? 1 bölü 2 oldu. Hocam biz bu soruyu başka yolla çözebilir miyiz? Evet biz siz bunu birinci yol kabul ederseniz ikinci yol olarak şöyle yapabilirsiniz arkadaşlar. x eksi e 2'nin karesi eşittir. x artı 1'in karesi diyebilirsiniz mutlak değer de pozitiftir. Bu taraftaki mutlak değer de pozitiftir. X eksi 2'nin karesini aldım. Bir de x artı 1'in karesini aldım. Birincinin karesi x kare eksi. Birinci ile ikinci çarpma iki katı. Eksi 4 x artı eksi 2'nin karesi kaç? 4 eşittir. Birincinin karesi x kare artı birinci ile ikinci çarpma iki katı. 2 x artı 1. X kareler sadeleşir mi? Evet sadeleşir. Çok güzel. Burada ne kaldı? Eksi 4 x artı 4 kaldı. Bu tarafta ne kaldı? 2x artı 1 kalmış oldu. Arkadaşlar eksi 4x bu tarafa nasıl gelir? 2x artı kaç olur? Lütfen söyleyin. Artı 4x olur. Peki burada ne var? 4. Bu 1 bu tarafa nasıl gelecek? Eksi 1 gelecek. 3 eşittir kaç oldu arkadaşım? Lütfen söyle. 3 eşittir 6x. Ve burada arkadaşlar x eşittir kaç çıkar? 1 bölü 2 bulmuş olduk. Bakın bu ifadeyle de 1 bölü 2 bulduk. Bu yolla da 1 bölü 2 bulmuş olduk arkadaşlar. Bir daha söyleyecek olursak fx eşittir gx mutlak değer içinde ise fx eşittir gx ve fx eşittir eksi gx e ne yaptık? x eksi 2 bir x artı 1 eşitledik. x eksi 2 kime eşitledik? Eksilisine eşitledik. Ya da böyle bir soru görürseniz ne yaparsınız arkadaşlar? Her iki tarafın karesini alarak da bu soruyu ne yapmış olursunuz? Çözmüş olursunuz. Peki arkadaşlar dördüncü özelliğimiz olarak mutlak değer içinde fx eşittir gx e ama gx sıfırdan büyük eşit olmak zorunda neden mutlak değer ifade pozitif bir ifade veya sıfıra eşittir onun için gx büyük eşit sıfır olma zorunlu vardır fx eşittir gx veya fx eşittir eksi gx'tir bu ifadenin çözümü peki gelelim biz çözelim o zaman mutlak değer içinde x eksi 3 eşittir 2x artı 2 ise denklem çözüm kümesi nedir diye sorulsun ben o hiç bunu bilmeye de gerek yok bu özelliği bilmeye de gerek yok şöyle yapabilirim bu mutlak değerin içindeki ifade eğer pozitifse ne dışarı olarak çıkar? x eksi 3 çıkar. Çok güzel. Eşittir ne yaparım? 2x artı 2'ye eşitlerim. Arkadaşım burada 2x var mı? Var. X bu tarafa nasıl gelir? Eksi x hocam. Burada ne var? Eksi 3. Peki bu 2 bu tarafa nasıl gelir? Eksi 2 hocam. Peki toplarsam burası eksi 5 mi? Evet. Burada ne kaldı? X. X eşittir eksi 5 çıktı. Doğru mu? Doğru. Sağlamadığını göreceksiniz. Biraz sonra anlatacağım. Arkadaşlar bir de bu ifade pozitifse eksi eksi 3. Güzel. Ama bu ifade negatifse ne olarak dışarı çıkar? eksi x artı 3 olarak çıkar. Doğru mu? Doğru. Eşittir. Kim? 2x artı 2. Eksi x öbür tarafa nasıl geçecek? Artı x, 2x, eksi x bu tarafa artı x geldi. Burada ne vardı? 3 duruyor. 2 bu tarafa ne gelir? Eksi 2. 3'ten 2 çıkarsa 1 eşittir kaç olur? 3x. x eşittir kaç olur arkadaşlar? 1 bölü 3. Şimdi ben x eşittir eksi 5 buldum ve x eşittir kaç buldum arkadaşlar? 1 bölü 3 buldum. Peki x yerine ben getirip eksi 5 yazayım bakalım. Eksi 5 yazarsam Eksi 10, eksi 8. Peki mutlak değer eksi 8 olabilir mi? Lütfen söyleyin. Bakın x yerine e, eksi 5 yazarsam. Burası eksi 5, eksi 3 eşittir. 2 çarpı, değil mi? Eksi 5, artı 2 oldu. Mutlak değer içinde eksi 8 eşittir. Kaç olur? Eksi 8 olmuş oldu. Böyle bir imkanı var mı? Hayır, böyle bir şey mümkün değil. Değil mi arkadaşlar? Mutlak değerli ifadeler negatif bir sayıya eşit olamaz. O zaman biz buradan bir sonuç elde edemeyiz. Çözüm kümemiz nedir arkadaşlar? 1 bölü 3'tür bu sorunun. Evet devam ediyorum değerli arkadaşlar. Eğer karşıma böyle bir soru gelirse mutlak değer içinde 2x artı 7 artı 5 eşittir 0 çözüm kümesi bulun derse ben ne yaparım bunu? 2x artı 7 eşittir kaç yazarım? Eksi 5. Peki bunun çözüm kümesi var mı? Yok. Çözüm kümesi boş küme. Arkadaşlar mutlak değerli bir ifade kime eşit olamaz? Eksi 5'e eşit olamaz. Mutlak değer 7, 2x artı 7'nin mutlak değeri sıfırdan büyük eşit olma zorunluluğu vardır. Onun için 2x artı 7'nin mutlak değeri eksi 5 olamaz. Çözüm kümesi ne yapamayız? Bulamayız. Hocam şöyle de olsa örneğimiz şöyle, örneğimiz şöyle de olsa 2x eksi 5 eşittir eksi 2 olsa çözüm kümesi bulabilir miyim? Efendim bunun çözüm kümesi de boş kümedir. Neden? Çünkü mutlak değerli bir ifade negatif bir sayıya ne yapamaz? Eşit olamaz. Örnek hocam şöyle de olsa 2x mutlak değer içinde artı 5 mutlak değer içinde eşittir. Eksi 1 yazabilir miyim? Hayır yazamazsın. Çözüm kümesi nedir arkadaşım? Boş kümedir. Ne diyoruz? Mutlak değerli bir ifade negatif bir sayıya eşit olamaz. Hocam mutlak değer içinde x artı 1 var. Artı mutlak değer içinde eksi eksi 2 var. Eşittir. Eksi 5 yazılarsa çözüm kümesi bulunabilir mi? Hayır bulunamaz. X artı 2, X artı 1 mutlak değer içinde pozitif bir ifade demek. Veya 0. Bu ifade de 0 veya pozitif bir sayıdır. E, o zaman toplama eksi 5 olabilir mi? Hayır. Mutlak değerli ifadelerin toplamı ne yapamaz? Eksi 5 gibi ifade çıkamaz. Çözüm kümemiz nedir arkadaşlar? Yine boş kümedir. Çok güzel devam ediyorum. Hocam şöyle bir sorum var. Mutlak değer içerisinde 2x eksi 4 eşittir 2x eksi 4 ise çözüm küresi nedir? Ben şöyle düşünürüm. Arkadaşım mutlak değer içinde 4, 4 mü çıkıyor? Evet hocam. Peki mutlak değer içinde 7 dışarıya 7 mi çıkıyor? Evet hocam. Peki mutlak değer içerisinde 10 dışarı 10 mu çıkıyor? Evet hocam. Ne zaman dışarıya aynen çıkıyor? Pozitif olduğu zaman. Harikasın. O zaman bu 2x eksi 4 kesinlikle sıfırdan büyük eşit bir sayıdır. Bu da 2x eksi 4 den büyük eşit 0 ne yaptık eksi 4'ü bir tarafa artı 4 geçirdim her tarafı 2'ye bölersem x büyük eşittir kaç oldu 2 oldu hocam şöyle yaparsak olur mu mesela 3x artı 5 eşittir 3x artı 5 ise bunun çözüm kümesi nedir diye sorulursa ne yapacağım arkadaşım söylüyorum ya bakın eğer bu 3x artı 5 dışarıya aynen çıktıysa mutlak değerin dışında 3x artı 5 çıktıysa kesinlikle ben şurada şunu anlarım 3x artı 5 Sıfırdan büyük eşit bir sayıdır. Sıfırdan büyük eşit bir sayı olursa ne olur? Aynen dışarı çıkıyordu. O zaman bunu çözersem ne diyeceğim? 3x büyük eşit eksi 5. Her tarafı kime bölüyorum? 3'e bölüyorum. 3'e bölersem x büyük eşit eksi 5 bölü kaç? 3. X kimden büyük çıktı? X eksi 5 bölü 3'ten büyük eşit çıkmış oldu değerli arkadaşlar. Devam ediyorum. Eğer sorum şöyle ise... 2x eksi 4'ün mutlak değeri eşittir. Eksi 2x artı 4 ise çözüm kümesi nedir? Arkadaşlar ben bunu şöyle algılarım. 2x eksi 4 eşittir. Eksi 2x eksi 4 mü? Evet bunu eksi parantezine alabilir miyim? E, alabilirim. Peki bu 2x eksi 4'ün mutlak değeri eşittir. Eksi 2x eksi 4 mü olmuş? Evet. Ha ben şurada di diyor muydum? Eksi 4'ün mutlak değeri eşittir. Eğer bu negatif bir sayı ise ben bunu bir de ben eksiyle çarpıyordum. Doğru mu? Doğru. Bak dışarıya kaç çıktı? 4. Eğer mutlak değer içinde eksi 5 ise dışarıya çıkarken artı 5 olarak çıkıyordu. Doğru mu? Doğru. Ne yapıyorduk? Eğer bunun içindeki ifade eksi ise bir de biz eksiyle çarpıyorduk. Eksi, eksi 5. Eşittir kaç oluyordu? 5 oluyordu. Yani kısaca mutlak değer içerisinde x eşittir. Eğer bu x sayısı verildiyse bize x sayısı sıfırdan küçük denmişse ben ne yaparım bunu? Eksi x diye dışarıya çıkarıyordum. Doğru mu? Doğru. X sayısı sıfırdan küçük bir sayısa mutlak değil. X neydi? Eksi x'ti. Aa çok güzel. O zaman 2x eksi 4 dışarı eksi 2x eksi 4 çıktığına göre bu 2x eksi 4